İki asgari ücret. Cumartesi pazar. Bunlara bize sundular. Ama devletler ekranı sundular yani. Burada Zonguldak'ta bu uygulanmıyor. Anayasa oradan buraya gelmiyor. Burada uygulanmıyor yani. Bu şimdi parti meselesi değil. Bu hükümet devlet meselesi. Yani bizim geleceğimizin meselesi. Evet. Niye evet? Başka parti yok ki. Hepsini gördük şimdi. Ben evet'e koyuyorum. Neden evet? Huzur mu en azından? Belki güzel şeyler de yapıldı ama yalnızlığa doğru gidiyor Türkiye. Çıkmazın içine doğru gidiyor. Herkesle dost düşman oluyoruz değil mi? Ne olacak tercihiniz? Kesinlikle hayır. Neden hayır? Çünkü demokrasi körleniyor. Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'ye Zonguldak seçmeninin bir inancı var. Teslimiyeti var. O teslimiyette bir geri adım olmaz. Herkes bunun bir siyasi parti meselesi olmadığını farkında zaten. Saadet Partisi'nden tutun da MHP'nin yönetim bazında evet dese de taban anlamında Zonguldak'ta da çok ciddi hayır kitlesi var MHP'de. Sonra bu nedir? Bu memleketin bundan sonra nasıl yönetileceğine dair bir sistem değişikliği. Kimin için uygundur evet diyecekler, benim için uygun değil, hayır diyorum. Bu kadar basit. Zonguldak'ın ve ülkenin ayağa kalkması yönünde kim daha iyi yapıyorsa ve daha hak ediyorsa ben ona oy kullanmaya çalışıyorum kendimce.